İnci Taneleri dizisi Yılmaz Erdoğan'ın. Bu dizi vesilesiyle ve bu pavyon sahnesi dolayısıyla çok ciddi bir pavyon şeylerine, pavyonlara daha doğrusu iş başvurusu patlamış. Yani şeyi hatırlayalım. Bakın bizde vardı şurada şu orijinali. Keşke biraz daha kalsaydın, açtın gönlünü alsaydın. O kadar soğuk aldandın ki, üşüyorsa canını yaksaydın. Dilberenin barkın yok mu? Hep canını sıkıyorsun. Şimdi burada tabii yani bir... Hani özendirme var yok diye tartışıyorlar ama bir yanıyla da şunu düşünmek gerekmiyor mu arkadaşlar? İnsanlar da durup dururken mi özeniyorlar pavyona? Acaba hani liyakatli işlerde yer alamadıkları için, mesela az önceki hanımefendi çıkıp diplomasını yırtmaktan bahsettiği için, yani ne bileyim durup dururken elbette hayatta deli dolu birçok insan var, özenebilir. Ama birçok insan da herhalde filmlerdeki bir ortam olmadığını tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum, bilmiyorum. O yüzden böyle bir pavyonlara iş başvurusu patlaması gerçekleşmiş bu vesileyle. Şimdi bununla ilgili de mesela çok ilginç şeyler vardı. Onları paylaşacağım birazdan. Mesela Aydilge. TikTok'ta akım olmuş, Dilber elbisesi yok satıyormuş diye duyuyorsunuz sürekli. Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içki, sigara, şiddete maruz kalma ve stres midesine vura vura kanser etmiş kadını. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın demiş ki, doktor bey ben zaten kanserin içindeyim yıllardır. Yaşıyor muyum ki öleyim? Şimdi bu pavyon dansı ile ilgili ama duyar kastınız diyenler var. Evet, kadınlar belki o elbise ile sadece beğenilmek, popüler bir dansı taklit etmek ya da cinsel olarak arzulanmak istiyorlar. Kişisel tercihleri ne diyebiliriz ki? Ama şunu da hatırlatmak gerekir belki. O elbise sadece bir elbise değil. O dans sadece bir dans değil. Onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıyla yüklü. Yani dans ederken bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz aslında fark etmeden. Herkes yer içer, hesabı Dilber öder. Aynen öyle. Bu akımlar gelip geçecek, yenilip bitirilip tüketilecek, gülüp eğlenilecek, hesabı ise gerçek Dilberler ödeyecek. Hem de belki de hayatlarıyla. Cüneyt Özkan demiş ki Amerika'da da strippers yani striptizciler günde 2000-3000 dolar kazanıyor o yüzden demiş. Ya tabii orada şu anda bir akım olarak devam etmiyor. Bir ara direkt dansları akımı da vardı gerçi, şimdi yok diyemeyiz de. Şimdi tabii devam edelim akımdan hazır şey açmışken, tabii TikTok, Instagram, Reels'leri şunlarla kaynıyor. İşte biraz daha alsaydın, o kadar soğuk kaldı ki, üşüyorsa canımı yaksaydı. Dildelerin barkın yok mu? Yok! Hep canımı sıkıyoruz. Bir başıma git seni gideceğim. Biz bizi severiz sevmemişiz. Nerede mi bazen, nerede hayır? Olmuş anne getirmiş. Yani eskiden demeyeyim, kendim o kadar da yaşlı değilim de, şöyle bir şey var mesela, benim açımdan özgün olmak daha önemli aslında. Şimdi bu jenerasyonda bir şey çıkıyor mesela, işte Dilber veya Milber neyse ne. Herkes abi ona benzemeye çalışıyor. TikTok'ta işte elbisesinden tut, bilmem nesinden tut. Yani böyle o kadar boş herhalde yaşıyor ki diye düşünüyorum birçok kişi. Ona benzeme çabaları acayip. Yani özgün olmanın şey olduğu neredeyse kalmadığı bir hal. Bana da o yüzden aşırı sıradan geliyor bunlar. Devam edeyim. Hazır bu akımlardan bulmuşken. Benim barkın yok mu? Hep canımı sıkıyoruz. Bir başıma git seni gideceğim. Biz bizi seveni sevmemişiz. Yok mu? Hep canımı gideceğim. Pardon, bu hanımefendi de şeyle, Survivor'la tanınmış kendisi. Ben tanımıyordum, söylediler. Biz bizi seveni sevmemişiz. Nerede mi bazen, nerede hayır? Olmuş, kalbe getirmiş. Hey, 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 hey.
şöyle enteresanlık var. Bunlar en çok paylaşılanlar. Emre'nin bana ilettiği. Ve son olarak da buna itiraz eden de bir kişi var. Gündemine pavyonda çekilen bir dizi geldi, oturdu. Uzaya gönderdiğimiz astronotumuz bile bu dizi kadar konuşulmadı. Bir ay boyunca 10 bin lira ile geçimini sağlamak zorunda olan emekliler bile bu dizi kadar konuşulmadı değerli kardeşlerim. Elbisesini, o kadının giydiği elbise bir mağazada satışa çıkarılmış. Anında o elbise satılmış, bitmiş, kalmamış. Pavyondaki kadınları mutlu göstermeye çalışan bir dizi. Müslüman kızlarına pavyon hayatının güzel olduğunu lanse etmeye çalışan bir dizi. Kadını meta olarak gösteren bir dizi. Kadını bir eşya gibi gösteren bir dizi. Ve bu ülkede bu dizi rekorlar kırıyor. Utanıyorum ben. Neredesin Rütük? Neredesin televizyonları denetleyen? Ya burada arkadaşlar, neredesin Rütük demek de bir çare değil ki yani. Millet bir şey her zaman, bak, izleniyorsa izlenir. Yani neredesin akıl, neredesin fikir, ne oluyor Uleyn hepinize demek ayrıca bir soru olabilir. Ama hoca geldiği yerdeki şeye kadar hocaya katılıyorum anlattığını, ama son neredesin Rütük, neredesin şey dediğin zaman o işte yasakçı kafa modeline dönüyorsun ister istemez. Yani onu izleme, bunu izle, bunu izleme, şunu izle filan diye böyle bir şey, memleket komple pavyon olmuş. Ya bana sorarsan zaten ekonomi komple öyle arkadaşlar. Şimdi bizim yediğimiz, içtiğimiz, ödediğimiz pavyon hesabı değil de ne mesela, bana biri söylesin. Öyle değil mi? Gidiyorsun. Ya 50 liraya okulda tost mu olur? Akıl var, mantık var yani. Bu kız şeyde mi okuyor yani? Enkada mı okuyor onu, o röportajı veren? Öyle biri olsa zaten o röportajı vermezdi. Yani hani Enkadan kastım işte İstanbul'daki en pahalı okullardan biri olduğu için söylüyorum. Hani 50 liraya tost mu olur yani baktığınızda? Dolayısıyla biz zaten genel olarak bir şey aldığımızda artık o fiyat algısını yitirdiğimiz için hepimiz pavyon hesabı ödüyoruz. Böyle hesap geliyor. Öyle bir gözler, dumanlar. İnanılmaz yani fiyatlar.